Türkiye ekonomisindeki büyümenin en çarpıcı simgelerinden biri belki de bu. Türk Hava Yolları bugün 100'ün üzerinde ülkeye uçuyor ve yılda %20 büyüyor. Şirketin başarısı dünya genelinden pilotların ilgisini çekiyor. Özellikle de Yunanlı pilotların. Biliyorsunuz ülkemde ekonomik durgunluk var. Bunun havacılık sektörüne de ciddi etkileri oldu. Çalıştığım hava yolları firması maaşlarımızı aynı seviyede ödeyememeye başladı. Ülkemden ayrılmaya karar verdim. Kariyerime İstanbul'da devam etmek, çocuklarımı burada büyütmek istiyorum. Yunanistan'da ekonomik kriz derinleştikçe giderek daha çok Yunanlı da hayatlarını başka ülkelerde kurmanın yollarını arıyor. Şu sıralar göç yollarında en gözde kentlerden biri de İstanbul. Son yıllarda tam rakamı bilinmemekle birlikte yaklaşık 1000 kadar Yunanlı'nın İstanbul'a yerleştiği sanılıyor. Ancak Yunanlıları buraya çeken tek şey ekonomi değil. Aile bağları da İstanbul tercihinde rol oynuyor. Anne babası ya da dedesi İstanbul'da yaşayan ama buradan göç etmek zorunda kalanlar, ailelerinin evim dediği topraklara geri dönüyor. My grandmother was from the Asian side, from Istanbul. Benim büyük annem İstanbul'un Anadolu yakasında Kuzguncuk'ta otururdu. Ondan bir sürü hikayeler dinlemiştim. 2 yıl önce Atina'da işten çıkarıldım. Bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışıyordum. Bu belki de benim için Atina'dan ayrılmak, İstanbul'a yerleşmek için büyük bir fırsattır diye düşündüm. Türkiye genelinde halen faaliyet gösteren 400'ün üzerinde Yunan firması bulunuyor. Türk-Yunan İş Konseyi, Yunanlıların artık her sektörde faaliyet göstermeye başladığını söylüyor. Türkiye'ye yerleşen Yunanların ezelden beri hep ilgilendikleri konu turizm. Son senelerde aramızdaki gidiş gelişler de çok arttı. Turizmde belirli sayıda Yunanlı çalışıyor. Hemen arkasından Türkiye'deki tıp alanında gelişmeler, doktor açığının artması sonunda bizim aldığımız bir kararla yabancı tıp adamların, doktorların Türkiye'de çalışma izninden dolayı epey sayıda doktor çalışmaya başladı bizde. Burada biliyorsunuz bankaları var. O bankada epey sayıda finansçıları da çalışıyor. Bir hiç çok bilinen bir şey değil ama çok lokanta, kafe gibi yerler de açıyorlar Yunanlar. Yılda bir gün İstanbul'daki Rum toplumu ve Yunanlılar geleneksel karnavalları için sokaklara dökülüyor. Kurtuluş'un Rumca adını taşıyan Tatavla Karnavalı, İstanbul'da on binlerce Rum'un yaşadığı günlerden kalma bir kutlama. Ancak son 4 yıldır karnaval yeniden İstanbul sokaklarında kutlanmaya başlanmış. Yunanlı sosyoloji öğrencisi Nota da karnaval coşkusuyla İstanbul sokaklarında. İstanbul'da çok daha fazla fırsat var. Burslar bulabilirsiniz, kolayca bir iş bulabilirsiniz. O yüzden İstanbul'a yerleşmemin benim için çok daha iyi olacağını düşündüm. Türkiye'de yaşayan Yunanlıların sayısının toplamda 2000'in üzerinde olduğu sanılıyor. Ancak Yunanistan'daki ekonomik kriz sürerse buradaki sayılarının artması kuvvetle muhtemel. Selin Girit, BBC, İstanbul.